Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özküraz, muhalefeti nasıl bir tuzağa çekeceklerine işaret ettiği attıkları tweetlerle o işte ilginç değerlendirmeler var, İkinci tura taşımaya çalışacaklar muhalefet içerisindeki aday tartışmasını körükleyerek ne demiş Kemal Özküraz? Başka bir partiye de adayımız İmamoğlu açıklaması yaptıracaklarını düşünüyorum. Sarayın planının bu isimler Millet İttifakı'nın adayı olmazsa açıklayan açıklayacak iki parti genel başkanını bu iki ismin temsilcisi gibi yansıtmak ve seçimi ikinci tura taşımak olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar. Bir başka partide adayımız İmamoğlu diyecek. Önce yavaş İmamoğlu destekçileri ayrıştırılacak. Bu ayrışma derinleştirilecek. Hangisi aday olmazsa onun kitlesi onu savunan genel başkanın adaylığına yönlendirilecek. Seçmen aynı zamanda kendi adayını göstermeyen Millet İttifakı'na düşman ilan edilecek. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı'nın adayının ilk turda kazanması engellenecek hem de kontrollü muhalefet partilerine bir miktar oy geçişi hedeflenecek. Böylece İlk turla birlikte yapılacak milletvekili seçiminde Altılı İttifak'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çoğunluk olmasını engellemeye çalışacaklar. Milletvekili seçiminde çoğunluk sağlanmazsa Cumhurbaşkanlığı Türkiye Büyük Millet Meclisi uyumunun önemi anlatılarak ikinci turu kazanmayı hedefleyecekler. Muhalif seçmenin bu tür adaylık açıklamalarında gaza gelmemesi gerekiyor çünkü... Bu tuzak aslında tam olarak bu seçmen grubuna kuruluyor diyor. Ünlü anketçi önerilerini sıralıyor tarafsız haber Barış Biner.